Nedim Şener. Soykırımcı İsrail ve ABD'den tarihin en kanlı, en çirkin, en kısa ömürlü yalanı. Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı Colin Powell 5 Şubat 2023'te BM Güvenlik Konseyi'nde Saddam Hüseyin'in kitli imha silahlarına sahip olduğu yalanını söyleyerek İran işgalini zemin hazırlamıştı. Bu yalanla Irak işgal edildi. Yüzbinlerce insan hayatını, milyonlarca insan evini kaybetti. İran varlıkları çalındı. ABD'liler Irakları işkenceyle öldürdü. Saddam Hüseyin de asıldı. Powell, 2005'te ABC televizyonuna verdiği röportajda kimyasal silah iddiasının yalan olduğunu itiraf ederek iki yıl önce BM'de yaptığı konuşma için kariyerimde utanç duyduğum kara bir leke dedi. Powell'ın konuşmasına dayanak olan yalanların sahibi Iraklı Refit Ahmet Elvan El Cebani de Powell'ın o konuşmayı yaparken iddiaların yalan olduğunu bildiğini açıkladı. Yalanlarla işgal planı. ABD'nin Irak'ta kimyasal silah yalanıyla başlayan Orta Doğu işgal planı Suriye'de DAEŞ ile mücadele yalanı ile devam ediyor. Bu kez kullandığı yalan ise DAEŞ mücadele. ABD Başkanı Biden, 12 Ekim 2023 günü yaptığı açıklamayla Suriye'de bulunan ABD askerlerinin görev süresini bir yıl uzattığını açıkladı. Bunu yaparken DAEŞ mücadeleyi sebep olarak gösterirken, gerekçe olarak da Türkiye ile ilgili bir yalana sığındı. Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri eylemleri IŞİD'i yenilgiye uğratma mücadelesini baltalamakta, sivilleri ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. ABD'nin asıl amacı terör örgütü PKK, YPG, SDG'ye destek vererek Suriye topraklarında bir terör devleti oluşturmak. Biden'ın başı kesilen 40 bebek yalanı. Orta Doğu'ya yalanlara dayalı işgalle şekil vermeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri şimdi yine bir yalan ve işgal hareketiyle devrede, Amerikan ve İngiltere başta Avrupa medyası ile birlikte Hamas'ın 40 bebeğin başını kestiği yılını söyleyerek işe başlayan ABD Başkanı Biden, Gazze'de soykırım yapan ve şu ana kadar 1524'ü çocuk, 3785 kişiyi katleden İsrail'e tam destek olmak için bölgeye geldi. Yine yalanlarla İsrail'in savaş suçlarına ortak oldu. İsrail 3 gün önce uyarmış. Gazze'yi işgal etmeyi kafasına koymuş olan İsrail, 17 Ekim günü El Ehli Baptist Hastanesi'ne füze saldırısı yaparak 500'e yakın insanı katlederek korkunç bir savaş suçu daha işledi. Bölgede yaşayanları güneye hatta Mısır sınırını aşarak Sina çölüne gitmeye zorlayan İsrail, Gazze'ye yönelik kara operasyon öncesi havadan bomba yağdırıyor. El Ehli Baptis Hastanesi de 17 Ekim'de vurulmadan önce İsrail'in boşaltılmasını istediği 22 hastane arasında yer alıyordu. İsrail ilk tahliye uyarısını El Ehli Baptis Hastanesi'nin füzeyle vurmadan 3 gün önce 14 Ekim'de yapmıştı. 15 Ekim'de de El Ehli Baptist Hastanesi'ne bir uyarı füze saldırısı da gerçekleştirmişti. 17 akşamı iki füze atışı yapan İsrail, tepkiler üzerine İslami Cihat Örgütü'nün hedefini şaşıran füzesinin hastaneye isabet ettiği yalanını yaymaya başladı. Yalanın ortağı Biden. İsrail'in bu yalanına Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Joe Biden de ortak oldu. İsrail'e yaptığı destek ziyareti sırasında İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin görünen kadarıyla hastane yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi. Siz değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil demişti. Biden, Gazze'deki patlamanın arkasında İsrail'in olmadığından emin olmanızı sağlayan şey nedir şeklindeki bir soruya da Savunma Bakanlığı'nın bana gösterdiği veriler karşılığını vermişti. Pentagon, İsrail'in yalanına ortak. Pentagon'un açıklaması ise savaş tarihindeki yalanlar arasında en ucuz olarak yerini alacak cinsten. Havadan alınan görüntüler, açık kaynaklardan toplanan bilgiler ve dinlenen konuşmalara göre şu anki değerlendirmemiz Gazze'deki patlamadan İsrail sorumlu değildir. Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada da bilgi toplamaya devam ederken havadan görüntülerin, müdahalelerin ve açık kaynak bilgilerin analizine dayanan mevcut değerlendirmemiz dün Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir ifadesi paylaşıldı. İşin tuhafıysa ABD Başkanı Biden saldırıyı diğer taraf düzenledi derken buna değinmeyen ulusal güvenlik sözcüsü Adrian Watson garip bir şekilde hiçbir delile dayanmadan sadece İsrail'in sosyal medyada yaydığı yalanlar üzerinden İsrail'i aklamaya çalışmasıydı. Oysa saldırının ilk anında İsrailli yetkililer bombalamayı kabul eden mesajlar paylaşmış sonra da silmişlerdi. Ardından üzerinde oynanan görüntülerle işledikleri suçu başkasının üzerine yıkmaya çalıştıkları ortaya çıktı. İsrail dün itibariyle 24 hastanenin boşaltılmasını istiyor. Yani katliama devam edecek. İşlediği suçlarla ilgili de kısa süre içinde daha net bilgiler ortaya çıkacak. ABD'nin Irak işgaliyle ilgili yalanının ömrü 2 yıl sürmüştü. Ama İsrail ve işbirlikçisi ABD'nin El Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili söyledikleri tarihe en kanlı, en çirkin, en kısa ömürlü yalanı olarak geçecek.